Özellikle iki ülke arasında herhangi bir sınır bulunmadığı için bu durumda destekçiler devreye girerdi. Ukrayna, ilişkiler bakımından Türkiye'ye yakın bir ülke olduğu için bu savaşta Türkiye'nin yanında olduğunu açıkladı. Moldova'nın büyük kozu ise Türk düşmanı Yunanistan ile anlaşmasıydı. Öncelikle Türkiye, içi asker dolu çıkartma gemilerini Karadeniz'den Ukrayna sınırlarına gönderdi ve askerler için geçiş izni alındı. Ukrayna bunu onayladı ve Türkiye ilk olarak Odessa bölgesine çıkartma yaptıktan sonra ülke sınırlarına yanaştı. Bunun üzerine Moldova'da Türk askerlerinin geldiğini fark edince bölgeye bir kısım askerini gönderdi. Böylece burada sıkı bir çatışma başlamış oldu. Derken Ukrayna'da Türkiye'ye yardım etmek için savaşa aktif olarak katıldı ve Vinitsa isimli sınır bölgesine askerlerini yolladı. Bu durumda Moldova devleti bu iki ülkeye karşı çok zorlanmaya başladı. O sırada Yunanistan Türkiye'yi oyalamak için savaş ilan etti ve sınıra S-300 hava savunma sistemlerini yerleştirdikten sonra asker çıkarttı. Bunu gören Türkiye ise aynı şekilde Yunan sınırına S-400'lerini yerleştirdi ve ordusundan bir kısmını oraya gönderdi. Böylece Türkiye iki ayrı cephede savaşmaya başlamış oldu. Bu arada Moldova'nın tarafına Romanya ülkesi katıldı ve ona yardım etmek için Türk ordusunun bulunduğu Odessa bölgesine asker yolladı. Böylece Romanya, Ukrayna topraklarında ilerlemeye başladı. Bunu fark eden Ukrayna ülkesi ise kendisine iki farklı cephe ve ordu ayarladı ve yarısını işgal altında olan bölgeye, diğer yarısını ise Romanya'nın öbür sınır hattına gönderdi. Ukraynalı